Bugün sizlerle güzel bir ıspanak yemeği ve ıspanak çorbası yapalım. Hazırlıklarımı yaptım. Ispanaklarımın yapraklarını yemek için kullanıyorum. 10 su, en az 10 su yıkadım yani. O kadar çok yıkadım ıspanaklarımı. Soğanımı doğradım. Sıvı yağ koydum. Burada da soğanımı rendeledim. Yarım da avuç rendeledim. Avucu ilk defa koyuyorum bu çorbaya. Normalde koymuyorum. Soğan rendeliyorum. Bugün aklıma geldi. Bir deneyeceğim. Bu da ıspanaklarımın kökü. Biraz yaprağından. Kalan köklerini de doğradım. Çok güzel çorba oluyor. Çorbama katmak için bir avuç pirincimi yıkadım. Ve ikisini de birden yapmaya başladım. Bugün ıspanak menüsü yani. Yaprağından yemek yapıyorum. Kökünden de çorba. Yani çorba oluyor. Sarımsağınız varsa bir de işte sarımsak koymanızı tavsiye ederim. Ben de şu an yok. Olduğu zaman bir de işte sarımsak koyuyorum. Avucu da bugün koydum. Daha önceki çorbalarımda yok. Bugün denemek amaçlı yarım avuç rendeledim çorbamı. Bugün dünden daha aklımda olan pırasa katmerini yapacaktım. Aklıma ıspanaklarım geldi. Onların bozulmasını istemediğim için bugün ıspanağı öne aldım. Yemeklerimi şöyle kavuralım, suyunu koyalım. Onlar kaynarken tabii ki ne yapıyoruz? Bir kahve içiyoruz. Kahvemizi içmeden olmaz. Aynı kepçeyle karıştırıyorum. Çünkü ikisi de soğan. İkisi de ıspanak. Bugün vitamin günü. Ama bayağı bir uğraştırıyor bu ıspanaklar bizi. Dediğim gibi en az 10 su yıkadım. Sirkeli suya bastım, tekrar yıkadım. Yıkaması zor ıspanağı. Yapması kolay da bunlar kökleri ve biraz da yaprak doğradı. Çorbamın soğanıyla avucu kavruldu. Salçasını veriyorum ve kavuruyorum. Ispanağını da veriyorum. Çorbamın ıspanağını da veriyorum. Ispanağı da verdim. Güzelce kavuruyorum. Çorbam için. Burada da yemeğim için soğanlarım kavruldu. Salçasını vereceğim, ıspanağını katacağım. Biber salçası kullanıyorum. Tekerleri biraz zor alıyoruz.
Yemeğim için soğanım da kavruldu. Ispanağımı veriyorum. Burada kapatıyorum. Tek elle koyamayacağım için. Koyduğum zaman tekrar videomu açacağım. Ispanağımı da kattım. Kavurmaya başlıyorum. Buraya dökmüşüz bir yaprak. Çorbam için ıspanağım da kavruldu. Suyunu verebilirim. Çorbamın suyunu ilave ediyorum kaynattığım sudan. Tuzunu veriyorum. Karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. Kapağını da yarım kapatıyorum. Çorbam kaynıyor. Yemeğim de kavruluyor. Burada da yemeğim için suyum kaynıyor. Mısır olmaya başladı. Ispanaklarım kavruldu, suyunu verebilirim. Tuzunu da vereceğim. Ve kaynamaya bırakacağım. Burada da çorbam kaynıyor. Yemeğim için tuzunu da verdim. Lezzetine lezzet kattık yani. Tuzsuz da olmuyor. Kapaklarını yarım kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Hem çorbamı hem yemeğimi. Çorbam yeterince kaynadı. Pirincini veriyorum. Pirinciyle de kaynayacak. En son güzelce ona yoğurt, yumurta sarısı, un terbiyesini yapacağım. Ve çorbamı sonlandıracağım. Burada yemeğim için ıspanağım kaynıyor. Biber atacağım. Birkaç tane biber yıkayacağım şimdi yemeğimi. Çorbam pirinciyle de kaynıyor. Terbiyesini yapabilirim. Çorbamın terbiyesi için yumurta sarısı, yoğurt, un kullanıyorum. Şöyle bir kaşık. İki kaşık yoğurt, un. Yanlış söyledim. Yoğurt. Güzelce çırpacağım. Ve çorbamın terbiyesini vereceğim. Biraz da su ilavesi yaptım terbiye. Ve çırpıyorum. Çorbanın terbiyesini güzelce erittim. Ve buradan tabii ki suyundan alıyoruz. Şöyle katıyoruz. Kesilme yapmasın. Birden vermiyoruz terbiyeyi. Eğer çorbada yaptığımız gibi. Sonra köklü çorbamda da aynısını yapıyorum. Ve süzerek terbiyeyi içine katıyorum. Çorbamın terbiyesini de kattım. Kaynatıyorum. Ben her zaman süzerek katıyorum. Ne olur ne olmaz. Topaç olmasını istemiyorum. Yine süzdüm.
Ve kaynatıyorum. Ispanağımı kontrol ediyorum. Ispanağıyla şöyle suyuyla bir özleşsin, lezzetlensin. Daha sonra pirincini katacağım. Hemen katmıyorum. Ispanağım kaynadı. Pirincini de yıkadım. Biberlerimi de yıkadım. Artık katabilirim. Pirincini de katalım. Ve karıştıralım. Çorban terbiyesiyle de kaynadı. Biraz tuz azdı. Tuz ekledim. Ve kaynattım. Mis gibi de oldu. Artık ocağı kapatabiliriz. Çorbamız oldu. Kapağını da kapatıyorum. Ve yemeğe geçiyoruz. Yemeğin de pirincini saldım. Pirinciyle pişiriyorum. Yemeğin pirinci de güzelce pişiyor. Biz bol pirinçli yapıyoruz. Öyle seviyoruz daha doğrusu. Biberlerini de verebilirim. Biberleri de veriyorum yemeğimin. Son zaman veriyorum. Fazla acılarını sarmasınlar. Yarım kapatıyorum ve arada hep karıştırarak dibi tutmasın diye yemeğimi pişiriyorum. Yemeğimi kontrol ediyorum. Mis gibi ıspanak oldu. Acı biberini de verdim. Şahane. Yemeğimi kontrol ediyorum. Neredeyse pişti. Tam kış yemekleri. Mis gibi acı biberli. Üzerine de sarımsaklı yoğurdunu yapacağım. Çorbam da oldu. Yemekler oldu. Ne yapıyoruz? Kahve suyumuzu koyuyoruz. Yemeklerin başından beri söylediğim kahveyi en sonunda içeceğim. Ama piştikten sonra kısmet oldu. Ben yemek arası dedim içerim. Olmadı. Yemekler arasında kahveyi halledemedik. Ayrı ayrı onun terbiyesi, bunun pirinci derken kahve kaldı. Yemekler güzel olsun, kahve olur nasıl olursa. Yeter ki yemeklerimiz lezzetli olsun. Kontrol edelim. Tam istediğim kıvama geldi. Pirinçleri pişti. Suyunu çekti. Biz böyle suyunu çeksin, pirinci bol. Öyle seviyor çocuklarım. Kesinlikle suyu bol oldu mu yemezler. Kapatıyorum. Artık oldu. Ocağımı da kapatıyorum. Ve tabii ki ocağım batmış. Onu siliyorum. Kahve suyumu koyuyorum. Yemekler pişti. Sıra neye geldi? Ocağımıza geldi. Biraz çamaşır suyu. Biraz da bulaşık deterjanı döktüm. Şimdi derime. Silelim ocağımızı. Yemeklerimizi öyle koyalım üzerine temiz temiz. Kahve suyumuzu da öyle. Hiç sevmem batık ocak.
Ne kadar kullarsak yine de döküyoruz ister istemez. Ocakta sıcak, daha elimi yakmadan bitersek inşallah. Değdiği zaman kız ediyor sıcak. Bu kadar. Ocağımızı biraz da kurulayalım. Ve yemeklerimizi tekrar üzerine koyalım. Benim yemek işim bitmiştir. Tamam. Yemeklerimi alıyorum. Ocağımın üzerine koyuyorum. Dediğim gibi kahve suyunu da koyuyorum. Kahvemi içiyorum. Ocağımı sildim. Yemeklerimi de koydum. Şöyle bir tezgahımı da siliyorum. İşimin bittiğini biliyorum artık. Yemek işi tertemiz oldu. Yemekler oldu mu ne diyorum ben? Gelen yesin, giden yesin artık. Çorbam da yemeğim de oldu. Misler gibi bir mutfak. Yemekler oldu. Kahvem hazırlandı. Suyunu kaynatıyorum. Suyum da kaynadı. Kahvemi içebilirim. Gönül rahatlığıyla. Hiçbir işim kalmadı. İşler bitti. Yemekler oldu. Şöyle gösterebilirim çorba. Yemeğim. Ispanak. İkisi de. Ispanak kökünden çorba. Yaprağından yemek. Pırıl pırıl bir ev. Her zamanki gibi. Işıl ışıl. Kahve içme zamanı. Tabi balkonumuz yine her zamanki gibi güneş. Bu ayrı mesele. Çıkıp içemeyiz. Temizlesek de öyle boşuna. Geceden geceye kullanılıyor. Ve ben burada kapatıyorum. Kahvemi içmeye başlıyorum. Yemek yaparsanız sizlere de kolay gelsin, afiyet olsun. Kahve yaparsanız da afiyet olsun diyorum. Yemeğim oldu. Üzerine de sarımsaklı yoğurdunu yaptım. Şöyle acı biberinden de çıkardım. Mis gibi. Harika bir yemek. Ve burada da ıspanak kökünden yaptığım pirinçli, avuçlu, mis gibi çorbam oldu. Misim misleri. Her zamanki gibi ne diyoruz? Misin evinde misler pişmeye devam ediyor diyoruz. Ve tadımını yapıyoruz. Çorbamın da yemeğimin de. Harika. Harika. Tam bir kış çorbası. Sizler için tadımını yapıyorum. Harika. Mis mis. Ve ıspanağımdan. Şöyle
tam benim çocuklarımın sevdiği kıvam bu. Bol pirinçli, yoğurtlu. Harika. Süper olmuş. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bize de afiyet olsun.